Kıyamet ne zaman kopacak? İnsanlık nasıl kurtul? İnsanlık nereden kurtulacak? Kıyametten mi? Kıyametten kurtulamıyor insanlık. Kıyameti yaşıyor herkes. Ee, kıyametin ne zaman kopacağı da hadislerde, Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bunları destekleyen şeyler var. Ee, bazı büyük alametlerle bildirilmiş. Bunlar mesela Deccal, Dabbetül Arz, Mehdi, Güneş'in batıdan doğması gibi büyük alametlerdir. Bunların hepsi hemen hemen aynı zaman aralığı içerisinde oluyor. Ve bunlar şimdi biz onların birinci versiyonun içerisine 2028 ve 30, 2030 senelerine gireceğiz. 72 sene 2100'e kadar. Ondan sonra 2100'e kutupların taklatması var. Ondan sonra da 2170'e kadar Mehdi dönem var. Şimdi bu dönemler biz Zodiac takvimine göre bunları hesaplamaya çalışıyoruz. Ama ondan sonraki dönem kıyamet dönemi oluyor. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah bilir. Ama onun öncesindeki bu büyük alametlerin dönemini az çok kestirebiliyoruz. Ve o büyük alametlerden en belirgin olanı kutupların takla atması ve güneşin batıdan doğması. Ben bunu bütün kitaplarımda anlatmaya çalışıyorum zaten. Nasıl olur, nasıl olmaz. Kur'an-ı Kerim'de buna ait şeyler var. E, Yedi Uyurlar bölümünde Kehf suresinde var. Yedi uyurlar mağarasının yeri tarif edilirken tersten tarif edilmiş. Dünyanın haritasının tersine çevrilmiş halini orada görüyoruz ve buradan şunu anlıyoruz ki yedi uyurlar henüz mağaradan çıkmadılar. Çıktıkları zaman güneşin batıdan doğmaya başladığı zaman olacaktır. Şu anda güneş doğudan doğuyor. Oradan onu anlayabiliyoruz. Bunun birkaç tane daha şeyi var. Mesela Zülkarne'nin kıssasında güneşin battığı yere gitti falan şeklindeki ifadeler var. Yani buralardan dolaylı olarak ama hadislerde açık olarak var. Güneşin batıdan doğması. Bu da Zodyak takvimiyle aşağı yukarı balık çağının son derecesi yani 72 senesi, son 72 senesi 2028'de başlıyor veya 2030'da başlıyor. 2100'e kadar sürüyor e, kova çağında ilk derecesi 2100'de başlayıp 2172'ye kadar sürüyor. Bu arada bütün her şey oluyor bitiyor. İşte kıyamet alametlerinin büyükleri bu arada oluyor. Hatta Yecüc Mecüc var. Daha sonraki dönemlerde Yecüc Mecüc silahı da var. Bunlar büyük alametlerdir. Bunlardan sonra insanlık büyük bir kopuş dönemi yaşıyor. Yani bazı rivayetlere göre 120 sene, bazılarına göre 250 sene zaman geçiyor. Tamamen inançsızlığın yaşandığı bir dönem. Ondan sonra da güneş gezegenleriyle birlikte sistem olarak bir kara deliğe yakalanarak kıyamet bu şekilde yöresel olarak kopuyor. Ayrıca da bütün kainatın kıyameti de bu bozulmaya bağlı olarak da kopmaya başlıyor. Ve burada bütün kainat tamamen büyük patlamayla nasıl açılmışsa tekrar kapanıyor. Buna Big Crunch deniyor. Big Crunch yani büyük çöküş. Bu bir kranç tamamen e, çöküş noktasına geldiği anda e, bir sabit var, Plank sabiti dediğimiz bir sabit. Yani en dar hacim, en küçük nokta. O noktaya yaklaştığı anda tekrar açılmaya başlıyor. Onun da sebebi şu: Kara delik radyasyonu denilen bir olay. Hawking bunu e, anlattı, ispat etti. E, kara deliklerin içerisine bir cisim girerken bir miktar madde dışarıya çıkıyor. Buradan dedi ki Hawking bu eğer kainatın tamamı büyük bir kara deliğin içine girecek olursa buradan bir ciz, bir miktar madde dışarıda kalacağı için e, e, osülasyonluk evren teorisi geçersiz olur dedi. Yani osülasyonluk evren ne demek? Evren bir açılıyor, kapanıyor, tekrar oradan patlıyor, açılıyor. Tabi bu döngü sonsuzdur dediler. Buradan kainatın tanrı olduğu... E, yorumunu çıkartıyor onlar. Hawking bunun olamayacağını söyledi. Çünkü her bir açılıp kapanmada bir miktar madde dışarıda kalacağı için kainat en sonunda ya açılamaz ya kapanamaz dedi. Buradan biz şunu anlıyoruz. İslamiyet'in getirdiği bize kozmoloji teorisinde de kainatın kapanmaya yakın olup lef-i mahfuz kayıtlarının kaybolmayacağı anlatıldığı için tam kapanmayacağını ama kapanmaya çok yakın Planck sabitine en yakın noktada tekrar açılacağını biz anlıyoruz. Oradan yeni bir kainat ama aynı formlarda bir kainatın olacağını ama burada artık ayrı ayrı bölgelerde, yani şu anda mesela madde-antimadde bölgeleri birbirine içine geçmiş olarak ama ayrı boyutlarda yaşanıyorsa, oradan da biz iyiliklerin ve kötülüklerin yani esmaların bir grubunun ayrı bir yerde bir kainat bölgesinde, esmaların diğer bir grubunun ayrı bir yerde bir kainat bölgesinde toplanarak bu esmalara uygun, yaratıkların veya kişilerin de o bölgelerde yaşamaya devam edeceklerini ve sonsuz açık bir kainatta bu işin devam edeceğini anlıyoruz. Biz onu İslami literatürde cennet ve cehennem bölgeleri olarak anlatılmış bize. Ama açık bir kainat, ne cehennemde ölüm var, ne cennette ölüm var. Hiçbir şekilde ölüm de yok, yaralanma da yok. Yalnız bir yerde sıkıntı, bir yerde mutluluk var. Bir yerde mutsuzluk, bir yerde mutsuzluk, mutluluk var. Bu şekilde açık bir kainat, sonsuz olarak devam edecek bir kainat içerisinde yaşamaya devam edilecek. Kıyametin anlatılması bize bu şekilde. Yani alametleriyle biz biliyoruz. Ama Kur'an-ı Kerim'de kıyamet sahneleri çok var. Adem nasıl bir cennetten kovuldu? Mesela bizim şimdi öldükten sonra, Gidecek olduğumuz cennet tasarımı içerisine şeytanın giremeyeceği, iblisin giremeyeceği bir cennet tasarımı. Yalan yok, dolan yok, ölüm yok, mutsuzluk yok, hastalık yok. Hiçbir şekilde ihtiyaç hissedilmiyor, ihtiyaç olduğu zaman anında karşılanıyor. Böyle bir cennet. Şimdi burada Adem'in bulunduğu cennet anlatılırken, çünkü cennet kavramı Kur'an-ı Kerim'de hem dünyadaki bazı bölgeler için. Hem de bu Ademin yaratıldığı cennet için, hem de bizim öldükten sonra gideceğimiz cennet için kullanılmıştır. Cennet gizli bölge demektir. Şimdi o gizli bölgelerden Ademin yaratıldığının bizim öldükten sonra gideceğimizle pek alakası olmadığını anlıyoruz. Onun hem bu dünya hayatı içerisinde yani bu kainatın büyük patlamayla açılmış olan sistemi içerisinde bir bölge olabileceği gibi anlatımları var. Orada mesela gelip de e, iblis Ademi sen burada ölümsüz bir yaşam istiyor musun? Sana bunu vereyim mi diyerek kandırıyor. Halbuki şöyle bir şey düşünecek olursak, öldükten sonra gideceğimiz cennet zaten ölümsüz bir yaşam olduğu için orada birisi gelse bize dese ki, "Sana ben burada ölümsüz bir yaşam vereyim, bunu istiyor musun?" "Bana uyu o zaman." derse ben ona derim ki Zaten ben ölümsüz bir yaşamın içerisinde yaşıyorum. Sen neden bahsediyorsun diyebilirim değil mi? Ama orada Adem onu diyemiyor. Neden diyemiyor? Çünkü orada ölümsüz bir yaşam yok demek ki. Öyle bir yer anlatılıyor. Bir de şeytan oraya girebildiğine göre e, ve orada cirit atabildiğine göre yani mesela orada yasak yoktur. Bizim öldükten sonra gideceğimiz cennette hiçbir yasak olmayacak. Her şey serbest olacak. Aklına ne gelirse gelsin. Şimdi peki orada Allah'ın yasakladığını görüyoruz. Yani Adem'in yaratıldığı cennette mesela bir ağacı yasakladım diyor. Yasak da var orada. Demek ki bu ayrı bir anlatım tarzıdır. Bu kainat içerisindeki bir bölgenin cennet sembolüyle bize anlatılmasını orada görüyoruz. Ama orada tabi bizim dünyadan farklı bir bölgenin de anlatıldığını görüyoruz. Bu bir yıldız sistemi de olabilir başka bir yerde olabilir ama somut bir bölgedir bu. Ve bu kainat yapısının içerisindeki bir bölgedir. O şekilde bir anlatım var. Çünkü orada işte sana ebedi hayat vereyim, sana mutluluk vereyim, şöyle yapayım, böyle yapayım diyerek şeytan girebildiğine göre ve yasak olduğuna göre bir ağaç yasaklanmış. O olduğuna göre biz oranın kainat yapısı içerisindeki bir cennet olduğunu bizim ölüp gittikten sonra yani kainatın kapalıp tekrar açılıp açık kainat haline geldikten sonra gideceğimiz inşallah gideriz. Cennetten farklı bir cennet olduğunu anlıyoruz. Bu bir kainatın içindeki bir bölgenin tasviridir aslında. İlk yaratılışın olduğu bir bölgedir. O bölge dünyadan da farklıdır. Oradaki ayrı şeyler vardır. Yani ee, yine ölümün olduğunu da anlıyoruz ama yani çünkü onu ölümsüzlükle kandırıyor Adem'i. Yani oradaki bazı şeyler yasaklar var, ölüm var, şeytanın girebildiği bir bölge. Buradan biz e, normal bir sistemin içerisindeyiz. Çünkü şeytanın daha sonra e, Rabbi ile konuşması, tartışması sırasında da bana izin ver dedikten sonra neye kadar izin vereceğim? İnsanların tekrar diriltilecekleri öbür dünyada açık kainata kadar izin ver diyor. Kainatın tekrar açıldığı zamanından bahsedilmiyor. Şu andaki belirli bizim içinde yaşadığımız kainatın başka bir bölümünden bahsediliyor. Ona da öyle cevap vermiş olalım.